Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Değerli basın mensupları, evvela hoş geldiniz. Başı rahmet, ortası marifet, içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran Ramazan ayının ortalarına geldik. Allah'ım inşallah sağlık, sıhhat içinde bizleri bayrama kavuştursun diyorum. Değerli basın mensupları, bu ayda emekliler için hayırsever iş insanlarımızdan aldığımız kumanyaları ihtiyaç sahibi dul ve yetimlerimize, emeklilerimize dağıttık. Buradan huzurlarınızda hayırsever iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Yine dün ebediyete intikal etmiş emeklilerimiz için mevlüt programı yaptık. İnşallah ruhları haberdar olmuştur. Allah kabul etsin. Değerli basın mensupları, herkes birbirine soruyor, ne oluyor diye. Emekliler de bize soruyor. Bu hayat pahalılığı, bu fiyatların önlenemez yükselişi ne zaman duracak? Artık dayanma gücümüz kalmadı, bıçak kemiğe dayandı diye. Hepinizin bildiği gibi son 6 aydır emeklilerin iştikal ettiği her şeye %100'ün üzerinde zam geldi. Etinden sütüne, peynirinden zeytine, şekerinden ununa, kömüründen doğalgazına, mazotundan benzinine, elektriğinden ulaşımına, domatesinden patatesine, soğanına, velhasıl her şeye. Artık emeklilerimiz kilo ile alma yerine bazı ürünleri tek almaya başlamıştır. Emeklilerimize yılbaşında verilen %25 zam 1-2 ayda eridi gitti. Açlık sınırının 4900 TL olduğu ülkemizde emekli, dul ve yetimlerimizin büyük çoğunluğu açlık sınırının altında kaldı. Ülkemizin kalkınmasında emeği olan, alın teri olan emeklilerimizin durumlarının bir an evvel düzeltilmesi için emeklilerimize seyyanen zam yapılmasını talep ediyoruz. Önümüzdeki mübarek Ramazan bayramına az bir süre kaldı. Bayram ikramiyesinin en az 2500 TL olmasını talep ediyoruz. Ki hiç değilse emeklilerimiz bayramda torunlarına karşı boyunları bükük olmasın. İntibak yasasının bir an evvel çıkması, ek ödemenin yapılması, aylık bağlama oranlarının yeniden düzenlenmesi, hastane katkı paylarının yeniden gözden geçirilmesi, 3600 ek göstergenin kapsamına emeklilerin dahil edilmesini istiyoruz. Rafta yağ şeker olmayıp deposunda tonlarca çıkanlara, karaborsacılık yapanlara, günde 200 sefer etiket değiştirenlerle mücadele daha sert edilmeli, sert tedbirler alınmasını talep ediyoruz. Biz bu ülkenin çok bir zor bir süreçten geçtiğini bilmekteyiz. Emekliler tecrübe sahibi, akil insanlardır. Emeklilerimize yapılanları emeklilerimiz hiçbir zaman unutmazlar ve unutmayacaklardır. Ramazan ayının mutluluk, huzur içinde geçmesini, Ramazan bayramına salimen kavuşmamızı diler, hepinize saygılar sunarım.